Oxford Üniversitesi'nde çok ilginç bir araştırma yapılmış. Gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega 3 yağ asidi oranlarının onların davranışlarındaki etkileri araştırılmış. Sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. Hem araştırma hem de sonuçlarını uzman eczacı Ayşen Dinçer ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ne diyor Oxford araştırması? Oxford araştırması bize çok farklı ve yeni bir şey söylüyor vitamin ve minerallerle ilgili. Diyor ki aslında vitamin ve mineral takviyeleri gençlerin agresif davranış bozukluğu gösterme ihtimalini azaltır. Bunu da şöyle buluyorlar. İngiltere'de bir lisede 200'e yakın genç iki gruba ayrılıyor. Bir gruba Veltin, vitamin mineral takviyesi veriliyor. Diğer gruba da plasebo, etkinliği olmayan bir içerik veriliyor. Ve 12 hafta sonunda gençlerde ölçümler yapıyorlar. Bu ölçümler standartize edilmiş ölçümler. Ölçümlerin sonunda da özellikle vitamin mineral takviyesi alan grupta agresif davranış bozukluklarında ciddi normale dönüş, iyileşme görüyorlar. Bu çalışmayı tersten de okumak mümkün aslında. Eğer biz sağlıklı beslenirsek, vitamin minerallerce vücudumuzun rezervleri uygun seviyede olursa bizi stresten ve agresif davranış bozukluklarından koruyan bir durum ortaya çıkıyor. Ama aslında biz yeteri kadar sağlıklı beslenemiyoruz. Çünkü bütün besin gruplarından tüketmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yediğimiz yiyecekler de organik olmayabiliyor, doğal olmayabiliyor. Bu sorun nasıl çözülür, ne yapılmalı? Çok doğru. Aslında ilk önce dengeli beslenmeyi söylediniz. Yani dengeli beslenmek çok kolay olmuyor. Bizim için de çok kolay olmuyor aktif yaşayan insanlar için, gençler için de. Çünkü onların da çok yoğun bir temposu var. Okul, kurs, sosyal hayatları. Dolayısıyla aslında Dünya Sağlık Örgütü bunu çok net tanımlıyor. Diyor ki günde 5, minimum 5 porsiyon sebze ya da meyve yemeniz gerekiyor ki siz ihtiyacınız olan vitamin minerali alın. Bu oran çok çok düşük. Türkiye ortalaması erişkinlerde 2,5, gençlerde 0,7, yani birin dahi altında. Yine İngiltere'de yapılmış gençlerle ilgili bir çalışma var. Orada da 5 porsiyon sebze ya da meyve yiyen gençlere bakılıyor. Tüm toplumun %7'si. O yüzden bir, zaten yeteri kadar beslenemiyoruz. İkinci konu da aslında söylediğiniz, artık besinlerde yeterli derecede vitamin ve mineral yok. Çünkü her şey hayatımızda değişiyor, yaşam şeklimiz değişiyor. Bu ikisine de dikkat etmek gerekiyor ve aslında ihtiyacınıza, yaşınıza, cinsiyetinize özel bir takviye ile de sağlığınızı desteklemeniz gerekiyor. Peki vitamin eksiklikleri temel olarak nelere sebep oluyor? Yani özellikle Türk çocuklarını düşündüğümüz zaman bu kadar hareketli bir yaşam sürüyorlar, çok yoğun bir hayat sürüyorlar. Onlar evet. Nelerle karşı karşıya kalıyorlar? Bu çok güzel bir soru. Çünkü biz aslında hayatı yaşarken fark ettiğimiz şeyleri üzerine hep gidiyoruz. Bazen tedavi, bazen korunma yönünde, ama fark etmediğimiz bir sürü şey de oluyor. Özellikle vücudumuz bir makineye benzetiyorum ben ve yeterli yakıtı ona vermek gerekiyor. Vitamin ve mineralleri tam olarak bu gruba koymak gerekiyor. Aslında bütün mikro besinleri. Dolayısıyla çocuklar yeterli vitamin mineralleri alamadıkları zaman bir kere kognitif fonksiyonları, yani bilişsel fonksiyonları etkileniyor. Büyüme hızları etkileniyor. Sözel becerileri etkileniyor. Duygu durumları etkileniyor, çalışmanın da bize söylediği gibi. Her şey ve ilerleyen dönemde özellikle çocuklarda vitamin mineral kullanımının ilerleyen dönemde kronik hastalıklardan dahi koruyucu etkisi olduğu tartışılıyor. Dolayısıyla aslında anne babaların çocuklarında herhangi bir şekilde gördükleri sinirli bir davranış ya da belki derslere odaklanamama, değişik tavırlar çocukların vitamin eksikliklerinden kaynaklı olabilir. Bu nedenle de mutlaka bir uzmana gidip çocuklarda testler yapılıp vitamin eksiklikleri mutlaka ölçülmeli diyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.